Haber TV ekranlarından bir kez daha hayırlı geceler, hayırlı sahurlar diliyoruz efendim. Tekrar karşınızdayız. Evet dün kısa bir yayın oldu. Bir 10-15 dakikalık kısa bir yayınımız oldu. Bugün tam saatinde tekrar karşınızdayız. Yaklaşık 1 saat 20 dakika boyunca karşınızda olacağız. İmsak vaktine kadar İstanbul için imsak vaktine kadar. Bugün 17 Mayıs 2019 Cuma günü içerisindeyiz artık. Cuma gününe başladık. Özür dilerim cumartesi günde başladık, cumayı geride bıraktık. İkinci cumasıydı Ramazan-ı Şerif'in ve 13 Ramazan-ı Şerif bugün. E programımızın başında malumunuz e WhatsApp numaralarımızı tekrar ediyoruz. Ekranda da sık sık görüyorsunuz. Bugün sorularınızı bizlere ulaştırabileceksiniz. E 0546 780 80 80 numaralı WhatsApp hattımızdan Bizlerle irtibat kurabilirsiniz. Yazılı olarak irtibat kurabilirsiniz. Bunu özellikle belirtiyorum çünkü yayın boyunca sık sık telefonumuz çalıyor, görüyoruz ama açma imkanımız yok. Canlı yayında sesli olarak değil ancak yazılı olarak irtibat sağlayabiliriz. Sorularınızı bu şekilde bizlere ulaştırabilirsiniz. Efendim emekli müftü Sayın Hasan Yavaş hocamızla bizlerle birlikte her akşam olduğu gibi, her sahurda olduğu gibi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Biraz böyle konuyu hemen toparladık bıraktık ama evet, bugün uzun uzun olsun. devam bugün, edeceğiz bugün inşallah. Bugün açarız daha geniş üzerinde durmaya çalışırız. Çünkü esas olan insan hayatında en kıymetli zamanın en güzel günlerin geçtiği yer aile hayatıdır. Aile hayatını İslamiyet geniş şekilde düzenlemiş aile fertlerinin birbirine karşı sorumluluklarını teker teker sayarak izah etmiştir. Hatta devlet hukuku bile aile hukukuna kıyasla ortaya çıkmıştır denir. Dolayısıyla dün de ifade ettiğimiz gibi aile küçük bir devlet, devlet ise büyük bir ailedir. Bu bakımda aile hayatındaki karşılıklı sorumlulukları, mesuliyetleri herkesin iyi öğrenmesi, aile fertlerinin bunları bir okul gibi, bir mektep gibi her gün talim etmesi birbirine tekrar etmesi, söylemesi, hatta bu konuda imtihan etmesi, uygulamalara bakarak da efendim, iş gidişatın nasıl gittiğini kontrol etmesi lazım. Diyoruz ki aile üç ayak üzerinde duran bir kurumdur. Birisi babadır, birisi annedir, birisi de evlattır. Bu küçük bir çekirdektir. Bunun dışında aile hayatını etkileyen akrabalar vardır, çevreler vardır ama esas olan bu üçlüdür. O bakımdan aile hayatında bu üç kimsenin yani anne ve babanın çocuklarına karşı, çocuklarının babasına karşı, babanın hanımına karşı, hanımın kocasına karşı olan hakları iyice bilinir ve bunlar hayatta uygulanırsa insan mesut ve bahtiyar olur. Huzurlu bir ortamın içinde olur sanki bir bahar mevsimi yaşar ama üçünün yapması lazım olan vazifeler bilinmez, yapılmaz, yerine getirilmez. Her gün kavganın, dövüşün, nizanın, çekişmenin bulunduğu bir ailede yaşamak insan için bıktırıcı ve usandırıcıdır. Hatta bakınız şair bu konuyu ifade ederken şöyle bir şiir söylemiş, çok ibretli bir şiir. Onun için zaman zaman sohbetlerimizde ifade etmeye çalışıyorum. Burada da bir tekrar edelim. Deh demeden yürürse at, iyi huylu ise avrat, söz dinlerse evlat, ne ilersin düğünü, düğün senin evinde, gir oyna, çık oyna. Deh demeden yürümezse at, kötü huylu ise avrat, söz dinlemezse evlat, ne ilersin cenazeyi, cenaze senin evinde, gir ağla, çık ağla. Demek ki yani ne, ne olacakmış? Babanın mesut ve bahtiyar olması, annenin güzel huylu olmasına, evladının söz dinleyen birisi olmasına, binek vasıtası olan atın da efendim, e, yürüyen, kolay yürüyen, kolay giden birisi olması lazım. Şimdi at yerine tabi arabalar kullanılıyor başka da ama insanın ev hayatında hanımı, kendisi ve çocuklarının güzel ahlak sahibi olması onların iyi terbiye edilmesi ve iyi bir seçiminin yapılması da en birinci vazife babaya düşüyor. allah Teala bu konuda herkese, her insana şunu emrediyor, mümin ve Müslüman olanlara, sallallahu aleyhi ve ya eyyühellezine amenu ku enfüsekum ve ehlikum naran ve ku duhan vel hucara ila ahiril ayet. Sadakallahu aleyhi ve Ey iman edenler kendinizi ve ehlinizi evinizde emriniz altında olanları yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden koruyun buyuruyor. Ve peygamberimize küllüküm ra'in ve küllüküm mes'unun an buyurarak her biriniz bir çoban gibisiniz. Çoban sürüsünü korumak mecburiyetinde olduğu gibi ailenin reisi olan, büyüğü olan, sorumluluk kendisinde olan babanın da emre altında olanları koruması, kollaması, onlara dinden, imandan, İslamiyet'ten haberdar etmesi, insanlık icabı, onun yapması gereken bütün vazifeleri onlara öğretmesi ve uygulamasında da yardımcı olması, örnek olması lazım. Bu bakımdan evlatlarımızı iyi yetiştirirsek, insanlık da kurtulmuş olur. Yani iyi bir nesli yetiştiği bir ülkede herkes Huzur içinde olur. Ama herkesin kötü olduğu bir yerdeki, herkesin hukuk dinlemeyen, karşındakine saygı göstermeyen insanların yaşadığı bir toplumda herkes sıkıntı içinde olur. O bakımdan insanların diyor çocuklar çocuğunu seçme hakkı yoktur. İnsan hanımını seçme hakkı vardır. Babayı da seçme hakkı vardır kadın için. Ama ikisinden meydana gelen evlat kötü de olsa iyi de olsa artık onundur. O bakımdan bu çocukların yani bir evlilik hayatı kurulduğu zaman kendilerinden doğan çocukların terbiyesinde bir insan çok ama çok titizlik göstermelidir. Zaten buyuruyor ki diyor ki insan baba olarak nasıl ki çoluğunu çocuğunu aç bırakır, onları helaka sürüklerse diyor ki bir kimse çocuğuna, evladına İslam terbiyesi vermezse onu güzel ahlak ile yetiştirmezse yine onu helaka götürmüş olur. Belki aç bırakmasından daha büyük kötülüktür. Aç kalabilir insan. Memlekette, ülkede yoksulluk olabilir. Fakirlik olur. ilinde olmayan bir sebeple çoluğun çocuğun evendim aç kalabilir. Kendin de aç kalmış olabilirsin. Ama hangi şartta olursa olsun insanın çocuklarına güzel ahlakı, terbiyeyi evendim karşılıklı hak ve hukuku gözetecek şekilde terbiye etmesi, yetiştirmesi lazımdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bir ananın, babanın çocuğuna en iyi ikramı, iyiliği onu iyi terbiye etmesidir. Hatta diyor ki çoluğunu çocuğunu te iyi terbiye etmek, çocuğunu torunlarına birçok sadaka vermekten daha büyük ikramdır. Yani çocuklar için insan ev, bark, yurt alsa, evendim hazırlasa, bunlar torunlarıma kalsa, ...kalsa dese, fakat babası yani kendi evladını kötü yetiştirse... ...torunlarına babalık yapacak insan, kötü huyluysa, ahlaksız ise... ...efendim dinden, diyanetten, İslamiyet'ten hiç haberi yoksa... ...fakat onu kötülük çocuklarına da evet. sirayet eder, bıraktığı malın hiçbir faydasını hı. göremez hale gelir. Dün biraz başlamıştık aslında çocuk terbiyesiyle alakalı anlatmaya başlamıştınız. Hatta anne karnından başladığını eğitimin, terbiyenin söylemiştiniz... Peki şöyle bir genel bir çerçeve çizelim. Bir çocuk nasıl yetiştirilmeli? Neler ön plana çıkarılmalı? Mesela programlarımızda şunu da işledik biz. İlim sahibi olmaktan bahsettik. İlim sahibi olmak bu kadar erken yaştan başlayabilir mi çocuklarda mesela? Tabii her yaşta öğrenel, öğretilecek konular vardır. Öğren, öğrenemeyeceği konular vardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara konuşmada insanları terbiye etmede insanlara bir şey anlatmada bir ölçü koymuştur. Evet bu ölçü aşağı yukarı hayatımızın her safhasında vardır. Birisi kelimun nesa ala kadri Herkese aklına göre, anlayışına göre anlayacağı kadar anlatmalı, söylemeli, o konuyu ona göre izah etmelidir. Buna pedagoji ilmi deniyor. İslamiyet pedagoji ilmine çok ehemmiyet veriyor. Nitekim saadet Ebedi kitabının başlarda 18. maddesi pedagoji ilmiyle ilgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin öğütlerini ve insanların o konuda yapacakları şeye kısaca temas etmiş. Ama pedagoji bugün okullarda, eğitim fakültelerinde üzerinde ehemmiyetle durulan bir ilim koludur. Evet. Hocam e evet. çok özür aslında ben soruyu sordum mutlaka devam edeceğiz ama arkadaşlar diyorlar ki bir değişiklik yapalım bugün bir ilahi dinleyelim. Çünkü uzun zamandır sadece bir tane ara veriyoruz. Bir tane de ilahi koyalım araya. Şöyle biraz daha renklensin programı istiyorlar. Bir ilahi dinleyelim. Ardından da programımıza devam edelim. Hayır, hayır. Evet sevgili izleyiciler ilahimiz var şimdi sıralı. Evet sevgili izleyiciler ilahimizin ardından devam ediyoruz. Sahur Vakti programına. Hocam pedagoji iliminden bahsettiniz. O halde şöyle anlıyorum ben. Her insanın, yaradılan her insan farklı hafsalaya farklı anlama kapasitesine sahip ki buna göre de bir ilim geliştirilmiş. Eğitim öğretimi buna göre yapılıyor. Tabii, çocuk eğitimi gerçekten çocukların eğitilmesi zor bir iştir. Ve dediğimiz gibi sabır isteyen bir iştir. Yavaş yavaş yapılması gereken bir iştir. Yani siz ona hepsini, öğretmek istediğin şeylerin hepsini bir kalemde verseniz anlayamaz. Nitekim yemek yedirmede böyle değil midir? Çocukları önce bir anne sütüyle, sonra evet küçük mamalarla sonra evet ince doğranmış lokmalarla evet süt gibi çorba gibi kolay hazmedilecek e, yemeklerle doyurulmaya çalışılıyor, beslenmeye çalışıyor. Ilim de böyle. Çok şeyi bir anda öğretmek değil, az şeyi çok tekrar etmekle. Yani çocuğun kulağında küpe kalacak, ezberleyecek efendim sonra onu bir hayat düsturu haline getirecek. Ve günlük hayatında da öğreten ananın, babanın, hocanın, öğretmenin de yaptığını görecek. Çünkü en iyi öğretme yolu örnek olma yolu. Örnekleme metodu diyorlar şimdi buna. Matematik problemlerinde bile bir matematik kuralını öğretirken ne kadar çok örnek problem çözersen çocuk konuyu daha iyi anlar. Siz de çocuğun önüne o güzel o öğütlerden, nasihatlardan yapmasını istediği şeylerden, ne kadar çok örnekler verirseniz, bu örnekleri efendim, çocuk kendisine ne yapacaktır? İster istemez etkilenecektir. O bakımdan güzel huyların, güzel ahlakın çocuklara yerleşmesi için en güzel tavsiye metot İslam e, ilimlerinde, İslami pedagojide diyor ki peygamber kıssaları, alim ve evliyaların menkıbeleri, kahramanların ve yiğitlerin o kahramanlıkları, cömert insanların yaptığı o cömertlik hadiselerini, olaylarını anlatmalıdır. Onun için bizim e, Müslümanlık tarihimizde, evlerimizde çocuklar Adem Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Muhammed Aleyhisselam'ın, Eshab-ı Kiram'ın o kıssalarını, menkıbelerini, hayat tarzlarını çok dinlemişlerdir. Bir ninni gibi olmuştur. Annesi ninni olarak bile bunları öğretmiştir. Çocuklarına evet kahramanlığı anlatırken Hazreti Hamza'nın evendim kahramanlığını anlatmış, Osmanlı askerinin evendim kahramanlığını ve yiğitliğini anlatmış. Böylece tarihte yaşanmış çok örnekler verilebilirse çocuğa daha kolay evendim yaklaşılmış olur. Çocuk insanlar kuralları kolay ezberleyemiyor. Yani insanlara bir şey söylediğiniz zaman bu böyle olmalıdır sözleri ağır gelir. Ama bak, evladım bir tarihte şöyle olmuştur veya bir zamanlar şöyle olmuştur diye başladığın bir kıssa, <laughs> bir menkıbe, efendim bir e, masal, bir hikaye insanların daha çok ilgisini, alakasını çekmektedir. Bu bakımdan çocuk terbiyesi başlı başına bir ilimdir ve bu konuda ihtisas ister mütehassıs olmayı, uzman olmayı ister. Onun için annelerin babaların evlenmeden evvel çocuk sahibi olmadan evvel çocuk terbiyesini mutlaka öğrenmeli. Anneleri, babaları onlara öğretmeli. Yavrum, evladım çocuğuna şöyle 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 terbiye ver denmeli. Mesela bizim çocukluğumuza duyardık, anneler çocuklarına efendim, emzirmeden evvel abdest alırlardı abdest ile çoluğunu çocuğunu emzirirlerdi. Yasin-i Şerif okumaya başlarlar, bitince emmesini sona erdirirlerdi. Yani çocuk o anda hem maddi gıdası olan sütü alıyor, hem de kalbine nüfuz edecek Kur'an-ı Kerim sesleri büyüklerin, alimlerin, velilerin sözlerini nakşediyor. Böyle şey gibi, mıknatıs gibi çekiyor. Çocuk terbiyesinde Hakikaten çocuğun dinlediği şeyler çok önemlidir. Ana karnındayken dinlediği şeyler bile büyüdükten sonra, doğup, doğup dünyaya gelmesinden sonra onun hala etkilendiği konular olur. Mesela e, bu süt emzirme konusuyla ilgili bir menkıbe vardır. Bizim kültürümüzde çok ifade edilir. Bu <laughs> Gelibolu'da yaşayan Ahmet İbican ile Mehmet diye iki kardeş evliyadan bahsedilir. O da şöyle. Yeri gelmişken onu da söyleyelim. Efendim Muhammed Beycan büyüktür, ilim sahibidir. Camide efendim hocalık yapmakta, va kürsüde vaaz etmektedir. Böyle bir insan. Etrafında talebeler var, dinleyenleri var, sevenleri var. Ahmet Beycan onun küçüğü. O da abisi gibi olmak istiyor. Abisine merak ediyor. Abisine özeniyor abisi gibi o da kürsüye çıkıp sohbet etmek, vaaz etmek istiyor. Bunu kendi de söyleyemiyor. Annesine rica diyor. Anne diyor ne olur abime söyleyin de hani bana da kürsüye çıkıp orada vaaz etmek, halka, topluma efendim bir şey bildiğimi, öğrendiğim şeyleri anlatmak için müsaadesin diyor. Olur yavrum diyor. Abisi Muhammed Bican'a anne söyleyince tabii haya hay diyor. Kardeşim de çıksın diyor. Ama diyor vaaz bitinceye kadar abim abim gelmesin. Yani benim yanımda bulunmasın. Camiye girmesin. Çünkü onu görünce şaşırırım. Çünkü, Çünkü hakikaten o, bu hitabette, eğitimde çok önemlidir. Senin anlattığın şeyleri dinleyen senden daha bilgili ise insan her an korkar. Acaba bir mu? yanlış söyleyeceğim de hatam ortaya çıkacak mı diye. İşte Muhammed Beycan'a öyle demiş kardeşi. Anne ne olur demiş. Ben girmeden e, bitirmeden gelmesin camiye. Peki diyor. Sözünde duruyor. Fakat vaazın sonunda artık bitmek üzereyken kapıdan giriyor ve tebessüm etmeye, gülmeye başlıyor. Allah'ım. O anda kürsüde vaaz eden Ahmet İbican, abisinin kendisi güldüğünü görüyor. Herhalde diyor bana güldü diyor. Çünkü insanlar yanlış yapana hemen gülerler ya. Tabi bu hal çok üzülmesine sebep oluyor. Abisine de niye bana güldün diyemiyor. Konuyu eve geliyor annesine açıyor. Anne, açıyor. <laughs> anne diyor abim bana güldü diyor. Efendim benim anlattığımı dinlerken e, sonunda geldi ama güldü diyor. Herhalde ben bir hata yaptım bir kusur işledim ki beni ayıplamak manasına güldü diyor. E bir soralım yavrum evladım diyor abine diyor yani sana güldüyse bir sebebi vardır diyor. Geliyorlar. <laughs> Muhammed Bican Hazretlerine, abisine. Evladım niye güldün kardeşin vaaz, vaazını sonunda dinlerken diyor. Bir hatası mı oldu? Bir kusur mu işledi? Diyor. Yok anneciğim diyor. Ne hatası diyor. Kardeşimin anlattığı şeyler çok güzel diyor. Halkın, cemaatin hiç duymadığı şeylerdi. Benim de anlatmadığım şeylerdi. O kadar güzel anlatıyordu ki caminin içini melekler doldurmuş. Cemaatin arası meleklerle dolu. O melekleri görünce o kadar çok hoşuma gitti ki tebessüm ettim. Güldüm diyor. Kardeşimin diyor alınacak bir taraf bir şeyi yok kusuru yok bunda diyor. Durumu annesi kardeşim Mehmet Ahmet Bican'a kardeşine söylüyor. Diyor ki evladım kusurun eksikliğin yok. Efendim senin cemaatini dinleyen insanların yanına melekler bile gelmişler. Orada bulunuyorlar. Efendim deyince peki anne diyor. Abim o melekleri gördü de diyor. Ben niye göremedim diyor. Efendim bu kusur nereden? Kimdendir diyor. Evladım diyor. O kusur benden buyuruyor. Diyor ki ben anne anne olarak kardeşin Muhammed Bican'ı emzirdiğim zamanda hep abdest alırdım. Abdestli olarak ona süt verirdim. Hiçbir zaman abdestsiz ona süt vermedim. Sana gelince seni de böyle emzirmeye çalıştım. Fakat bir gün sen evendim beşikte ağlıyordun. Bir komşu kadını gelmişti. O da çocuk emziren birisiydi. O esnada ben de hemen davranıp gelemedim. Abdest alıyordum dışarıdaydım yetişemedim. Ama senin ağlamandan çok etkilenmiş, sana çok acımış. Hemen kadınca seni beşikten almış, emzirmeye başlamış. Ama ben son anda yetiştim ama sen ondan birkaç yudum süt içtin. O kadın belki abdestsizmiştir de onun için sen göremiyorsun demiş. Onun için derler ki anneler çocuklarına iyi şeyleri öğretebilmek, iyiliklere alışabilmek, iyi şeyleri severek yapmasını temin etmek istiyorsa anneler abdestle çocuklarına süt emzirsin. Hatta biz diyoruz ki baba ve anne birbirine yaklaşma zamanında yani çocuk doğmadan evvel de abdestli olmalılar. İnsan yatağına abdestli yatmalı, tarlasını, bahçesini abdestle sürmeli, mahsulünü abdestle efendim, biçmeli. Velhasıl müminin hayatında abdestsiz adım atmak olmamalıdır. Abdestle yapılan her işe Allahü Teala ecir ve sevap verir. Onun neticesini güzelliğe çıkarır. Sürekli ibadet halindesiniz. İbadet abdest halindedir. Ve sürekli abdest insanı mu? korkudan korur buyuruyor. Yani insanın uyuması da silahlanmak ibadet oluyor ya hocam. Manevi e? silahlanmak diyor değil mi? Tabii. diyor ki abdest müminin silahıdır diye Peygamber Efendimizin hadisi şerifi var. Onun için çocuk terbiyesinde Anaya ve baba, babaya düşen şeyler çok olur. Eskiden babalar tarlayı sürerken, çift sürerken, buğdayı ekerken önce abdest alırlar. iki rakatta namaz kılarlar öyle işine başlarlardı. Tabi günümüze kadar bu kadar güzellikler gelemediği için ortada söz dinlemeyen evendim evlatlar çoğaldı evet. Hocam, gitti. Tabi siz belki devamında bunun haklar üzerine devam edeceksiniz. Evlat hakları ve anne baba haklarından devam edeceğiz ama... Benim aklıma gelen bir soru var. Şimdi madem pedagojiden çocuk yetiştirmekten bahsediyoruz. E, yasaklamalar da olmalı mı? Şunun için soruyorum bunu. Mesela son dönemin çok meşhur bir lafı var. Özgüven. Özgüveni olsun çocuğun. İşte dokunma. Işte şuraya da mesela misafirliğe gidiliyor. Sağ solu yıkıyor, kırıyor çocuk. Ama ne kızan var ne eden var. E, belki hakka bile giriliyor orada. E, bu Yani yasaklamalar da olmalı mı çocuk hayatında yetiştirme esnasında? Tabii iyi bir anne baba, iyi, iyi çocuk terbiyesini iyi bilen bir anne baba cezanın, yasaklamanın nerede nasıl yapılacağını da öğrenmelidir. Ama çocuk padişahın bile fermanını dinlemez demişler. Hı hı. Yani siz çocuğunuz ufacık birisi. Şunu yapma yavrum bak döverim yavrum, kızarım yavrum deseniz gene biraz sonra gider onları yapar. Onlar tabii e, mümkün mertebe Çocuğun kıracağı, dökeceği şeyleri ortaya meydana koymamalı, o zararlı şeylere evendim ulaşması kolay olmamalıdır. Yani Tabii çocuğu bunu ben yaş olarak küçük olarak sordum belki ama bir müddet sonra mesela baba diyor ki işte filanca saatte evde ol, filanca saatte şöyle yap. E çünkü bunu bir disiplin sağlanması gerekiyor ki çocuğun yetişmesi daha rahat olsun, değil mi? Tabii eski yani satar babalar olmalı. çocukları eve gelmeden sofraya oturmazlardı, güneş batmadan evvel de çocuklarının mutlaka evde olmasını isterlerdi. Mesela Osmanlı aile terbiyesinde, çocuk terbiyesinde buna çok özen gösterirlermiş. Mesela rahmetli Ahmet Mekki Üç Işık Hazretleri efendim, çocuk terbiyesinde onun halini görenler, bilenler vardır. Der ki baba güneş batacağı yakın pencereye durur. Bütün çocukları gelinceye kadar sofraya evdekiler oturmazlardı. Bu çok önemli tabii Çocuğu zararlı şeylerden korumak için elbette ki bir disiplin lazım. Ama bu disiplin tatlı olmalıdır. Çok katı, kaba ve kırıcı olup da çocuğu kendinden uzaklaştırmamalıdır. Orada da bir hassasiyet var ama değil mi? Mesela evet. akşam namazından, ezanından sonra içeri eve gelinmez derler. Akşam ezanı okumadan eve gir derler. Oradaki hassasiyet de herhalde belli bir saatten sonra artık dışarıda gecenin uygun hayrı, gündüzün şerri, gündüzün şerri Gecenin hayırından daha iyidir evet. derler. Yani gece olunca kötülükler bir anda çoğalır. Şeytanlar ortaya çıkar. Kötü insanlar, kötü niyetli insanlar ortaya çıkar. Ne de ki birçok suçlar, kabahatler gece, işte. gece yapılır. Onun için gecenin karanlığı bastığı zaman insanların evde olması güzeldir. Ama şimdi şehir hayatı artık gece de hep aydınlık. Her <laughs> yer gözler ya. Kimse Evde evde durmuyor bu sefer de. İşte onun için terbiye etmek çok zor. Hı hı. Dışarıda karanlık olmadığı için insanlar evende o parıltılı hayata özeniyor. Günümüz hayatında gerçekten çocuk evlat sahibi olmak da zor. Peygamberimiz bile aleyhissalatü vesselam çocukların evendim terbiye edilmesi zor olduğu zaman da evendim sizin en hayırlınız hafifül haz olan yani evlenmeyip çoluk çocuk sahibi olmayanızdır diyor. Şimdi çocuğun oldu ama çocuk sonunda bir cehennem odunu oldu. Ateş parçası oldu. Yani terbiye edemediniz, küfürden koruyamadınız, günahtan koruyamadınız. Ona İslam terbiyesi veremediniz, ibadete alıştıramadınız, İslam ilimlerini öğretemediniz. O çocuk yarın senin düşmanın da olur. Yani anaya bu bir hak mı peki hocam? Hı? Mesela haklardan bahsediyoruz ya. Bu evlat üzerinde bir hak mı ana Tabii. babanın? onu doğru yetiştirmesi evet. bir hak mı? Bak onları sayacağımız zaman e, geç, dün de madde madde söylerken kısa söylemiştik. Aha. Mesela ananın çocuğun diyor anne babasının üzerindeki birinci hakkı babasının kendisine iyi bir anne seçmesi lazım. Aha. Yani iffetli, namuslu, ahlakı güzel, abdestle süt emzirecek, ninni söylerken Allah diyecek, ilahi okuyacak, kaside söyleyecek, onları mırıldanacak ve çocuğu ana karnında iken efendim e, ona böyle hoş gelecek sözleri okuyabilecek söyleyebilecek bir anne olmalı yani ilim sahibi, terbiye sahibi, ahlak sahibi bir anne olmalı. Anne anne yüzünden çocuklar çok kötülenirler. Senin annen zaten şöyle bir kadın derler. Senin annen zaten böyle birisiydi derler. İnsanları kötülerken anasının yaptığı pis ve çirkin işler hele o bu zina gibi, fuhuş gibi kötü işlere Ulaşmış insanların evlatları onlar yüzünden, onların yanlışlıkları yüzünden cemiyette mahcup bir vaziyette gelişirler. Birinci hakkı çocuğun babasından annesini iyi seçmektir. Tabi bunun burada eş anlamı anne de babasının çocuğuna baba olacak kimseyi iyi seçmelidir. Yani birbirinin böyle suretine, saçına, kaşına aşık olup da evlenmemeli. Diyor ki evlenirken insan evleneceği kimsenin hem sireti güzel olmalı hem de sureti güzel olmalı. Suret güzelliği görülen, cisiminde görülen güzelliktir. Ama siret güzelliği ise ahlakındaki güzelliktir. İyi bir ana olmak, iffet ve namus sahibi bir ana olmak, ahlakan çok dürüst olmak, kocasına itaatli olmak, çocuklarına bakmayı ibadet telakki eden, çocuk emzirirken Çocuğunu kucağına alırken ona şefkatle merhamet göstermesi ne kadar güzel bir iştir. Bunda ancak terbiyeli ve terbiyeli bir ailenin, terbiye görmüş bir ailenin kızı alındığı zaman böyledir. Onun için ne demişler? Kenarına bak, bezini al, anasına bak, kızını al demişler. Yani anası iyi huylu, ahlakı güzelse o kimse annesinden etkilenir. Hatta kardeşi kötü olabilir ama ondan etkilenmeyebilir ama annenin kızı üzerinde evladı üzerindeki etkisi daha çok olur. Anne seçimi birinci hakkıdır. Diyor ki çocuk bana diyor kötü anne almışın diye babasını ahirette davacısı olur. İkincisi çocuğa güzel isim koymak da çocuğun bir hakkıdır. Kötü isimle anılmak, insanın alay edilecek, kınanacak, dalga geçilecek bir ismi olmamalıdır. İnsanlar taş, çakal, kurt gibi isimler taşımamalı. Manası evendi, bozuk kelimelerden isim konmamalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarınıza peygamberlerin ve salih insanların isimlerini koyun. Çünkü isim, o ismin manası çocuğun huyuna tesir eder. İsmiyle müsamma olur derler eskiler. İsmiyle isimlenir. İsminde ahlakında te ahlakına tesir eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Çocuğa güzel bir isim koymak evladın baba üzerindeki haklarındandır. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim çocuk üç çocuğu olup da diyor ben, benim ismimi koymaması beni incitmiş olur. Allahü Teala da mi Habibim, habibimin isminde olan Müslümana azap et, et, etmeye haya ederim buyurdu. Resulullah üç oğlu olup da birine benim adımı vermeyen cahille gitmiş olur buyuruyor. İsim koymak çok önemlidir. Hatta bu isim yanlış ve bozuk ise insanın mahkemede bunları değiştirmek hakkı da vardır biliyorsunuz. Çocuk güzel terbiye edilmelidir. En mühim hakkı çocuğun ilim ve edep öğrenmesidir. Bunlar da çocukken, ağaç yaşken eğilir olduğundan bu terbiye tamamen çocukluk zamanında olmalıdır. Bu sonraya bırakılırsa iş işten geçmiş olur. Peygamberimiz onun için çocuğu güzel terbiye evladın babası üzerindeki haklarındandır. Evladınıza ikram eden evladınıza ikram edin onları edepli terbiyeli yetiştirin. Çocuğu terbiye etmek torunlara sadaka vermekten daha sevaptır buyurmuşlar. Başka bir vazifesi ana ve babalar çocuklarına şefkatli ve merhametli olmalıdır. Peygamber Aleyhisselam torununu öperken biri görüp de Ya Resulallah benim 10 tane çocuğum var hiçbirini öpmedim deyince ona buyurdular ki merhamet etmeyene merhamet olunmaz. O kadar anneler babalar çocuklarına gerçekten şefki, şefkati sevgiyi bizatihi kendisi öğretmelidir ki o da sonra insanlara şefkat gösteren merhamet gösteren birisi olsun. Anasından babasından hiç şefkat merhamet görmeyen çocuklar çabuk anarşist oluyor, çabuk terörist oluyor, hı hı. devlet düşmanı oluyor. ırza, namusa, insanların malına, canına daha çabuk evendim saldırgan oluyor. çocuklara hep iyilik yapmalı. onlara iyilik yaparken, ikram ederken de aralarında fark gözetmelidir. fark ayır, ayırmalıdır. yani çocuğunu efendim, sen benim oğlumsun, al bu çoğu senin olsun. sen kızsın senin hakkın yok dememeli veya tersini düşünen insanlar düşünün. Bu bakımdan birbirini gözetleyen anne ve baba olmalıdır. Evlatlar arasında ikram, hediye yaparken ne yapmalıdır? Adil olmalıdır. Hocam bu Çuh. arada iki dakika sonra araya gideceğiz. Tamam. Toparlama yaparken. Çocuğu helal gıda ile beslemelidir. Yiyip içtikleriniz helal, temiz olsun çocuklarınız bunlardan hasıl olur buyurdu peygamberimiz. Hakikaten bu konu uzun bir konu. Hı hı. İnşallah başka bir bahiste yediğimiz, iş, yeme içme adabında bu helal kazanı, kazancı helal yeme ile Hatta alışveriş, alışveriş, alışveriş basına görelim. Sonra babanın çocuklarına ilim, edep ve sanat öğretmesi farzdır. Önce Kur'an-ı Kerim okumasını öğretmelidir. Sonra iman ve İslam'ın şartlarını öğretmeli. 7 yaşından itibaren namaz kılmaya alıştırmalı. Dünya ve ahirette kurtuluş ilimledir çocuğu din bilgilerini öğrendikten sonra okula göndermeli, lise ve üniversite tahsili yaptırmalıdır. Dinini öğrenmeden mektebe gönderilirse artık bunları öğrenecek vakit bulamaz. Din düşmanlarının tuzaklarına düşüp onların yalanlarına aldanır. Dinsiz ve İslam ahlakından mahrum olarak yetişir. Dünya ve ahirette felaketlere sürüklenir. Millete zararlı olur kendine ve başkasına yapacağı kötülüklerin günahları ana babasına da yazılır. Çocuğunu din bilgilerini öğretmeden önce kafirlerin, Hristiyanların mekteplerine, okullarına da göndermemelidir. Orada çok etkilenir. Bu kadar bu manada çocuğa ne yapılacağı İslam alimleri teferruatlı olarak anlatmışlar, söylemişler. Kötülüklerin en fenası Kötü arkadaşı olmasıdır. Onun için çocuklarına baba, arkadaş olmalıdır. Baba olmalıdır, abi olmalıdır. Kötü insanlarla arkadaşlık yapmasına engel olmalıdır. İnsanın dini, arkadaşının dini gibidir. Kimlerle dolaşıyor, geziyorsan onlar gibi olmak çok tabii bir haldir. At, kır atın yanında duran ya huyundan ya tüyünden. Üzüm, üzüme baka baka kararır sözü. Ata haline gelmiştir. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu demiştir. Onun için çocuklarımızı iyi ortamlarda bulunma, bulundurmak, iyilerle arkadaş olması konusunda bizatihi gözetmek lazım. Kimle geziyor, kimle dolaşıyor, kimle arkadaşlık yapıyor. Ara sıra okuluna gitmeli, iş yerine gitmeli, uğramalı ve çocuğunu böyle gözetlemeli ve kollamalıdır. Evet ve bulunduğumuz dönemde de belirttiğiniz gibi Allah Teala kolaylık versin çocuk sahibi olanlara. Çok zor bir şey. Çok zor bir şey yani, zor. Hocam. Ama yetiştirirse de çok bahtiyar olur. <laughs> yani dünyada da ahirette de yüz akı olurlar. Evet. Her bir yaptığı hayır iyilik anaya babaya yazılır. Her yaptıkları kötülük ve fenalık da yine ananın, Doğru. babanın defterine yazılır ve ahirette azap görmesine sebep olur. Nitekim buyuruluyor buyuruyor ki Adem Aleyhisselam'ın Oğlu efendim, Kabil ilk kardeşini öldüren katildir. Kıyamete kadar gelecek bütün katillerin günahı efendim, yazılacak. Kabil'e yazılacaktır. Evet Adem Aleyhisselam onları terbiye etti ama haset ettiler. Kötü huylara efendim, hesaplandılar. Alacağı kızı haset ettiler. Onun için demek ki insanlık tarihinde ilk suç, ilk kabahat bir kızı almak efendim Almamak konusunda çıkmıştı. O kadar Habil'in almak istediği kızı Kabil ben alacağım dedi. Evet. Ve alamayınca da vermeyince de sonra onun kardeşini öldürmek yoluna gitti denir. Evet. Allah-u evet. Kısa bir ara olmalısın. verelim hocam şimdi. Ee, sevgili izleyiciler kısa bir aramız var. Ardından sizden gelen sorularla devam edeceğiz. Efendim sahur vakti devam ediyor. Sizden gelen sorularda Sayın Hasan Yavaş hocamızla sizden gelen soruları Whatsapp üzerinden gönderdiği soruları hemen iletmeye başlayalım. Hocam Konya'dan Mehmet Bey e, ilk soru ondan gelmiş hemen soralım. E, bankalarda altın hesabı açmak e, buralara altın yatırmak internet üzerinden de online olarak e, yani altını görmeden fiziki olarak elimizi almadan alım satım yapmak e, caiz midir diye soruyor. Tabi altının altınla e, alınmasına satılmasına sarf satışı deniyor. Sarf sat, satışında kabz esastır. Diyor ki yani alan da satan da elinden eline vermelidir, yani eline almalıdır. Hı hı. Ama senin hesabında olan bir şey de senin eline geçmiş demektir. Neticede bir şeyi internet ortamında aldığın zaman senin bir hesabın var, hı hı, o hesabına geçmiş oluyor. Kaldı ki ayrıca altınla altın alıp satmıyorsun, ne yapıyorsun? para Parayla altın satışı her zaman caiz olan bir satıştır veresiye bile olması caizdir. Netice Neticede bir kaydın, efendim, onların ilan ettiği bir fiyat vardır. O fiyat üzerinden ben de bunu diyorsun, aldım diyorsun. Sen razısın o fiyata. İcap ve kabul. Hı -hı. Alışverişin bir tek farzı var. O da icap ve kabuldür. Hı -hı. Yani birisi sattım demesi, birisinin de aldım demesi lazım. Bunu söylemeden yapılırsa taati yoluyla denir. Yani elinle verirsen Hı -hı. alırsın hiç konuşmadan. Bankada yapılan da Böyle bir işlemdir, caiz olur. Evet. E, hayırlı geceler. Ha, bu arada bundan önce de e, okumayıp geçtiğim bazı mesajlar var. Genelde soru değil de e, teşekkürlerini iletiyorlar izleyicilerimiz. Allah razı olsun birçok isimden geliyor. Çok güzel programlar yapıyorsunuz. Bizi e, bazı konularda özellikle aydınlatıyorsunuz diyorlar hocam. Dua istirham ediyorlar. Yayınlarınızın devamını ya, bekliyoruz diyorlar. De. Bunu da atlamamış olayım. din ve dünya saadeti versin Cenab-ı Hak. Mümkün olduğunca Saat okuyoruz. Saadet versin. Hı hı. Rabbimiz hı hı. razı olduğu kulları zümresine ilhak eylesin. E, hayırlı geceler. Bireysel emeklilik caiz mi? Birikimimi çekersem 21 bin lira e, bir hak edişim var diyor. E, bunu zekata dahil edecek miyim? Zekat nisabını hesaplarken bunu da dahil edecek miyim? diye sormuş izleyicimiz. Bir iki, bireysel emekliliğin cevazı konusu ayrı bir konudur. Çünkü netice itibariyle bir yere para yatırıp sonra ben emekli olayım demek, bu biraz da kumara benzeyen bir iştir. Sonunda olup olmayacağı belli olmayan bir iştir. Hı hı. Yani, sonra o taahhüt eden kurum battığı zaman paranın heba olacağı bir iştir. Dolayısıyla biz böyle bir işi yapması konusunda soruyoruz. E, Sual soran kardeşimize bu caizdir diyecek bir fetva vermekte zorlanırız. Aha. Ancak böyle bir parayı biriktirmiş, koymuş bir kenara alacağı durumunda olursa alacağını insanlar her zaman zekatına, zekat hesabına dahil olur. Bireysel emekliliğin tabii bütün teferruatını biz bilemeyeceğimiz için onu karşılıklı soracağı bir konudur o. Bizatihi sorabileceği, nasıl olduğunu bizim de çok iyi bilmemiz lazım ki ona bir cevap verelim. Ama adam diyorsa ki, bir kurum diyor ki bana şu kadar para yeter seni sonra ben emekli yapacağım. Sonra da o paraları alıp gidiyor. Şimdi çiftlik banktaki olduğu gibidir herhalde. Böyle de oluyor mu? Böyle yani olur mu? Böyle eğer sistemli bir şekilde ise ve devlet bunu takip ediyorsa bankalarda böyle bir şey mümkün değil. Evet. Hocam e bir izleyicimiz demiş ki dün gözümüz ekranda kaldı yoktunuz. Vardık ama kısa bir dönem vardık. 10 dakikalık bir programımız oldu. Ee, şunu sormuş devamında da. Televizyondan Kur'an-ı Kerim dinlemek caiz mi? Hem bunu söyleyeyim. Bir de bir izleyicimizde şöyle bir cevap var. Kulağıma kulaklıkta Kur'an-ı Kerim takıyorum. O şekilde yatıyorum, uzanıyorum, uyuyorum diyor. Ee, kısaca. Kur'an-ı Kerim dinleme ve okuma adabından bahsetmiştik aslında ama isterseniz bir kez daha şöyle üzerinden... İslamiyet'te sevap olduğu bildirilen Kur'an-ı Kerim okuma, Kur'an-ı Kerim kıraati hı hı. Aklı bir akıllı bir insanın ağzından çıkarak okuduğudur. Herhangi bir aletten çıkan ses, bir dağdan yankı olarak gelen bir radyodan, bir televizyondan bize ulaşan seslere hı hı. biz Kur'an-ı Kerim demeyiz. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in benzerleridir. Bunları ibadet niyetiyle yapmayız. Ancak Kur'an-ı Kerim öğrenirken unutmamamız için, öğrenmemizi kolaylaştırmak için bu vasıtalarla okunan şeyleri dinlemekte bir mahsur yoktur diyor İslam uleması. Bunu evet. söyleyelim. Evet. Selamünaleyküm Hasan hocam. Oruçluyken ağrılarım çok oldu, dayanamadım. Doktor iğne yaptı. Kaza mı yapmam lazım yoksa 61 gün tutacağım mı tutacağım? E, dualarınızı beklerim diyor hocam. İnsanların ağız yoluyla, tabi yolların dışında yediği, içtiği ve deva olarak, ilaç olarak kullandığı şeyler e, bile bile olursa, yani hiçbir özrü yokken olursa o kefareti gerektirir. Ama bir ağrısı var, dayanamayacak bir hale gelmiştir. Bir iğne yaptırmak hatta yemek ve içmek şeklinde olursa kefareti gerektirmez. Ancak biz böyle durumla karşı karşıya kalan insana şöyle deriz. Tereddütte kalırsan, şüpheli bir durumla karşılaşırsan önce orucuk kefareti gerektirmeyecek bir şekilde boz. Mesela şöyle azıcık bükülmüş bir kağıt parçasını yutsa veya çiğ bir pirinç tanesini yutsa orucu bozulur ama kefaret gerektirmez. Bunlar gıda maddeleri olmadığı için diyoruz ki böyle boz sonra Hı. iğne yaptır veyahut da yeme ve içme ihtiyacın ise. Yani insanın diyor ağrısı, hastalığının oruca dayanamayacak hale geldiğini iki şekilde bilmesi mümkündür. Ya bir Müslüman bir doktor söylemesi lazım. Sen bak bu şimdi yemezsen ölürsün. Su içmezsen işte şöyle. Böyle bu iğneyi yapmazsak evet ağrın diye diyecek artar. Veya ki bir doktoru bulamazsa, böyle bir tabip bulamazsa kendi tecrübeleriyle bunu anlayacak. Diyecek ki ya ben bunu yapamayacağım, dayanamayacağım demesi lazım. İşte tereddüde kalmaması için alimler bu konuyu böyle bir yol tavsiye etmişler. Önce orucunu kefaret gerektirmeyen şekilde boz, sonra yemene içmeye devam et demişlerdi. Peki şimdi... Ama bu iğne yaptırması kardeşimizin ke kefareti değil sadece orucunu kaza etmesini gerektirir. Evet. Hocam çok net bir soru sormuş izleyicimiz. Namaz kılmayan hükmü nedir? Dinden çıkar mı diye. O çok tehlikeli bir şey tabii namaz kılmayan. Peki namaz kılmamak konusunda dört tane mezhebimizin 4 ayrı iştihadı vardır. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin mezhebinde namaz kılmamak evendim küfür değildir. Yani insanın dinden, imandan çıktığı söylenemez. Söylenmez. Ancak diyor ki büyük bir günah işlemiş olur ve hapsedilir diyor. Namaza başlayıncaya kadar hapiste tutulur. İmam-ı Şafii ve İmam Malik Hazretleri namazı bile bile terk eden, özürsüz terk eden katledilir. İmamı ı Ahmet bin Hanbel, Hanbeli mezhebinde ise namazı terk etmek, mürted olmaya, dinden çıkmaya sebep olur. Yıkanmaz, keferlenmez, İslam mezarlığına gömülmez diyor. Bu kadar. Onun için ehl Sünnet alimleri diyor ki, ameller imandan cüz değildir, namaz hariç demişler. Namazda ittifak olmamış. Yani namaz kılmamanın insanın dinden imandan çıkmasına sebep olması şöyle olur diyor. Ancak ona inanmazsa, namazı kılmadığı için üzülmezse, bu kılmadığı namazı kaza etmeyi düşünmezse, efendim ne olacakmış bir, bir, bir vakit namaz kılmadıysam der gibi onu küçük ve basit görürse, tahkir eder, hor küçük basit bir şey görürse o hal, o düşünce imanının gitmesine sebep olur diyor alimler. Yani çok önemli. önemli e, namaz, konu hayat tabii. gibi bir şey hocam. Evet. O, o. Hatta onun için demişler ki, efendim namaz var, hayat var. Namaz yok, evendim gık diyor. <laughs> Rahmetli Enver abi de söylerdi. <laughs> İslam hukukunda namaz kılmayana hayat hakkı yoktur demek. Yani gezemez, dolaşamaz. Ama bu ne zaman? İslam ülkesinde. Müslümanların idaresi, efendim idarecilerinin Müslüman olduğu yerde, İslam hukukunun tatbik edildiği yerde ya hapsedilir veya katledilir denilmiştir. Hayırlı sahurlar diyor bir izleyicimiz. Allah sizlere güç kuvvet versin. Dualarınızı ve oruçlarınızı Amin. kabul Allah eylesin diye o da bize dua etmiş. Biz Allah de aynı Allah şekilde mukavele etmiş olalım. Da daha da afiyet güç kuvvet versin. Hocam yeni çocuk sahibi olmuşlar. Eşim yeni doğum yaptı diyor. Hayırlı Çocuğu olsun. emzirdiği için oruç tutamıyor. Bunun için fil yemi vermemiz gerekiyor. Kaza mı? tutması gerekiyor sonra. Tabii. Şimdi fidye vermek aşağı yukarı iki hususta lazım olur. Birisi tedavisi, iyileşmesi, ümidi kalmayan bir hastalığa yakalanmışsa. Mesela bazı şeker hastaları oluyor veya da bazı tabiplerin bildiği artık bunun iyileşme ümidi kalmamıştır. Sen bundan dolayı oruç tutamazsın dediği hastalıklar vardır. Bir de ihtiyarlık gibi çok ihtiyarlamıştır bir insan. Artık kendinde bir güç, mecal kalmamıştır. Bu iki insan fidye verir. Yani tutamadığı günler için hemen fidye verir. Diğerleri bir özür sebebiyle, bir hamile kadının oruç tutmaması hallerinde veya da emzikli bir kadının efendim, oruç tutmaması halinde veya da ağır bir iş yaparken efendim, çalışırken oruca dayanamaması sebebiyle dayanamaması sebebiyle oruç tutmayanlar Bunları sonra kaza, kaza ederler. Kaza. Yani Burada... bunlar yerine fidye vermezler. Hı hı. Hatta diyor ki ağır bir hasta olup fidye verenler hı hı. sonra iyileşirse hı hı. o tutamadığı oruçları Yine kaza ederler. Kaza. Yani fidye vermekle kurtulmuş sayılmazlar. Evet. Ee, i̇kinci sorusu da izleyicimizin şöyle efendim. Eee Gelenekleri, gelenekler var diyor. Mesela işte bebeğin kırkı çıktı, şöyle yapılır. Birkaç örnek vermiş. İşte yüzüğü, küvete atılır annenin. Şöyle olur, böyle olur. Bu tarz şeyler dinimizde var mı diyor. İşte bebeğin kırkında okuma yapmak gibi. İşte pirinç günü diyorlar bir şeyler. Bir sürü adetler, gelenekler yani var. Bunlar bizim okuduğumuz şey var kitaplarda, bilgilerde böyle bir şeye rastlamadık ama halk arasında yapılan şeylerdir. Böyle bir şey yapmayın, efendim veya yapın diye bir tavsiye edecek veya men edecek bir bilgimiz yok bu konuda. Yalnız şöyle derler, küçük çocuklara şeytanların, cinnilerin musallat olması çok olur derler. Onun için 40 gün içinde onu fazla dışarılara çıkarmamalı. Efendim başkalarının görmesi, nazar değmesine sebep olur. Nazardan korunmak için çocukları mümkün mertebe böyle kalabalığın içine çıkarmamalı denir. Evet. Çünkü görenler ona maşallah, la hule ve la kuvvete illa billah ne güzelmiş demesi lazım. Beğendiği, gördüğü bir şeyi, beğendiği bir şeye insan, herkes maşallah, la havle ve la kuvvete illa billah demelidir. Nazar değmez. Ancak aa ne kadar güzelmiş bu der. Biraz sonra çocuk çatlarcasına ağlamaya başlar. Nazar haktır. Nazardan korunmaya çalışmalı. Hatta onun için buyuruyor ki çocukları bir yere çıkaracağı zaman güzel çocukların yüzüne kara sürerler eskiler. Böyle kara çalarlar. Yani çocuk görüldüğü zaman aa ne kirli, pis <laughs> falan dersin diye. Hatta bazen de e, omuzlarına e, nazarlık takarlar. Hı hı. Yani bezden ta, al, kırmızı bir bez veya mavi bir şey. Gören onu e, hemen çocuğun yüzüne değil, onu görsün. Çünkü nazar ilk gördüğü şeye daha çok değer. Tarlalarda biz bunu, tarlalardaki o mahsule, ürünlerin güzelliğine nazar değmemesi için de bir şey yapılır. Bir çubuğun üstüne evendim bir hayvan kafası konur veya hatta başka bir şey bir elbise gibi bir şey giydirilir. Görenler ilk defa nazarı oraya isabet etsin öteye değmesin. Ne diye. güzel e, mahsulmüş. E, ne güzel, güzel maşallah maşallah ne bol falan. Maşallah da demiyor İnsan onun için mümin kendisini evlendim gördüğü beğendiği her şeyi maşallah diyerek söylemeli. Maşallah allah Teala'nın istediği şey manasına gelir. Ama allah Teala'nın dilediği olur manasına gelen şey. O bakımdan e, maşallah la havle ve la kuvvete illa billah demeyi herkes, her Müslüman kendisinin diline alıştırmalı. Evet. Ev gördüğü zaman, araba gördüğü Hocam, zaman maşallah ne güzel bir de, ev. Içimde... Maşallah ne güzel bir araba, maşallah ne güzel bir çocuk hı hı. diye demeli yani. Ee... Aklıma çok çok şeyler geliyor. Mesela bu maşallah ve e, yine onun kadar güzel olan inşallah kelimeleri. O da bir, Bunlar ondan, insanların ona bir şey. alıştırması lazım diğini. Yani. Ama maalesef maalesef insanların aklına o kadar kötü şeyler de bunları soktular ki. Hatta televizyon kanallarıyla bunu yaptılar. E, çok mevzuyu uzaklatmak istemiyorum. Dalga uzatmak bile, istemiyor. geçtiler, Dalga bile geçildi bunlarla. Bunun için insanlar bu kelimelerden maalesef hep uzaklaştılar. E, İslam'ın bütün muhterem ve kıymetli olan şeylerinden uzaklaştırdılar. Yani hakikaten evet. haram helalleri bilinçli olarak, ya, bilinçli yani. olarak düşmanın bugünkü silahı böyle. Eskiden düşman Müslümanları yok etmek için ordularla, silahlarla gelirdi. Sen de bilirdin onu düşman olduğunu. Ona karşı onun silahıyla silahlanırdın. Kendini, vatanını korumaya çalışırdın. Ama şimdi öyle gelmiyor. Evet. Televizyonla, radyoyla ve sosyal medyayla böylece hiç çaktırmadan müminin, Müslümanın imanının gitmesine, İslam ahlakından uzaklaşmasına sebep oluyor. Onun için mümin diyor bir iş yapacağı zaman, yarın yapacağı, hemen başka zaman yapacağı şeyi inşallah nasip olursa yapacağım demeli. Hatta ne güzel bir Babama var. selam söyle. Ve aleyküm selam dememelidir diyor. Efendim selam. İnşallah ve aleyküm selam. İnşallah söylerim. Derse diyor, o söylemezse günah olmaz diyor ama söylemezse üzerine bir emanet olur ve söylemediği zaman da günaha girer. Diyor. Fıkıh kitapları böyle bildiriyor. Evet. Selamünaleyküm diyor izleyicimiz. Aleyküm Hayırlı Selam. ramazanlar. Selam. Son zamanlarda bazı güzel bir soru sormuş hocam. Hekimler, diyetisyenler şeker bir tür uyuşturucudur, zehirdir diyorlar. Peki diyor bu kadar zararlı ise, bu bir zehirse ee, şekerli yiyecekleri yemenin dinen bir sakıncası var mıdır demiş. Şeker hastası olmuş, şeker kendisine zarar verdiği kat'i olmuşsa şekeri yemesi de haram ve günah olur. Yani insan kendine zarar veren her cismi, her maddeyi zarar verdiği zaman kullanma yasağı vardır. Hatta bu ekmek olsa bile, hatta su olsa bile. Dolayısıyla efendim, zarar verdiği de nasıl anlaşılır? Ya bir tabibi, müslümi, hazık dediğimiz evet. konusunun uzmanı olan ve müslüman olan bir doktor bunu yapmayacaksın, yemeyeceksin demeli veyahut da kendi tecrübesiyle bunu anlamalıdır. O zaman yasak olur. Tabii. Efendim yeni Kur'an-ı Kerim öğrendim diyor bir izleyicimiz. Allah mübarek etsin. İnşallah daha da ilerledir. Yeni Kur'an-ı Kerim öğrendim. Bilmeden yanlışlarım olursa günaha girer miyim? Demiş. Olmaz. Öğreninceye kadar devam eder. Ama o yanlışlıkları bir mecliste, halkın önünde hani Kur'an-ı Kerim okumak için okumamalıdır diyor. Doğrusunu öğreninceye kadar insan Kur'an-ı Kerim'i toplumun önüne geçip okumamalı. Çünkü yanlış olan şeyi dinlemek de ayrı bir günahtır. Dinleyene de günah olur. Bir de hele hele hiç imam olmamalıdır. Yani doğruyu öğreninceye kadar insan insanların önüne geçip imamlık da yapmamalıdır. Hayırlı sahurlar diyor izleyicimiz. Mazeretsiz sahura kalkmayıp yarın oruç tutacağım diyen bir kişi niyet etmedi diye e, güne gün mü tutar demiş. E, soruyu açıkçası çok anlayamadım ama hocam. E, Biz de açalım. Sahura kalkmamış. Tamam. E, yarın oruç tut, ha, yarın bir gün sonra oruç tutmamaya oruç tutmaya, tutmamaya niyet etmiş öyle söyleyeyim tam tersinden. Yarın oruç tutmayacağım diyor. Belki bir yola gidecek. işte bir işte çalışacak belki. Bu kişi sadece kaza mı yapıyor diyeyim, yoksa kaza kefaret? Et. Sadece kaza eder. Çünkü niyet edilmemiş orucu Efendim Bu e yemek e bir kefaret gerektiren bir suç değil. Başlanmamış oluyor değil Tabii mi? Yani, başlanmamış oruç. oluyor. Niyetsiz oruç olmaz. niye Çünkü orucun ne farzı neydi? Niyet etmekti. Niyetin bir de ilk ve son vaktini bilmek. Onun arasında etmek bir de imsaktan iftara kadar yememek içmemekti. Niyet edilmeyen aç durmak oruç değildir. Hatta böyle insanların evendim biliyorsun kefaret gerektirmesi için niyeti imsak vaktine kadar yapılmış oruçların kefareti gerekir. Kefaret. İmsaktan sonra dahve vaktine kadar öğlen namazına bir saat kalıncaya kadar ki vakitte etse bunun kefareti olmaz çünkü alimler burada söz birliği etmediği için kefaret gerekmez derler. Evet. Hatta onun için böyle durumlarda olanlar imsaktan sonra niyetini yani yarın orucunu bozabilirim belki endişesi o içinde olanlar gene yememeye, içmemeye imsaktan sonra devam etmeli, oruç tutmaya niyet etmesi kesinlik kazanırsa öğle namazından bir saat evvel evet. orucuna niyet etmeli. Evet. Hocam bir izleyicimiz üzerimizde kalmasın hemen aktarayım. Ee, bir soru değil ama diyor ki babamla annemin nikahını Hasan hocam kıymıştı. Ee, ben diyor çocukluğumda Kur'an-ı Kerim dersi aldım kendisinden. İsmini telaffuz etmeyeceğim. Şundan dolayı telaffuz etmeyeceğim. Ee, çünkü e, devlet büyük, askermiş kendisi. Devlet büyüklerimizin korumalığını yapan bir isimmiş. Yayın sonrasında ben size ismini de aktarmış olurum. Dua istiyor sizden. Sizden de zamanında Kur'an-ı Kerim dersi almış hocam. Allah-u Teala ömrüne bereketler versin. İman ve hidayet üzere daim eylesin. Kötülerin şerrinden muhafaza eylesin. Onların korumacılığını yaptığı gibi Allah-u Teala da onu koruyucu meleklerle korusun inşallah. İnşallah. Ee, hocam şimdi... Bu arada kitap talepleri de geliyor. Ben onların da notunu alıyorum izleyicim. Elimizden geldiğince onların da notlarını alıyoruz. Ee, bunu da belirtelim. Ee, sık sık şu şekilde sorular geliyor. İsim koymayla alakalı biraz önce bahsetmiştik ya. Ee, hocam e, ikra kız çocuklarına isim olarak konulur mu diye sormuş mesela. Ama siz bunu Esra genel koyuyorlar olarak... koyuyorlar daha çok onlar. Esra. Esra şeklinde değil de. İkra. 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 Oku yani. Evet. <laughs> öyle ismi Malum... taşıyan, öyle bir isim taşıyan bir alim, bir evliya, bir peygamber yok abi. Hı -hı. Manası yanlış anlaşılacak şekilde isim koymamalıdır. Hı -hı. Ama kari, konabilir. Kari, okuyucu demektir. Okuyucu. Yani. Ama ikra, oku diye bir isim hiç kullanılmamış yani. Şimdi şu Neden kuruluyor belki de. Hani Kur'an-ı Kerim'de geçiyor diye her isim korulmaz Olmaz. değil mi hocam? Mesela aleyna diye isim koymuşlar. Neden koydunuz diyorum? Aleyna Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Aleyna bizim üzerimize demek. Ya bizim üzerimize olur mu Kur'an-ı <laughs> Kerim'de? Bir anlamı yok yani değil Tabii mi? Tabii anlamı yok veya yanlış anlaşılmaya sebep olan bir şeydir. İkra oku. Yani aleyna bizim üzerimize. Even mesela Vildan geçer Kur'an-ı Kerim'de. O Vildan'ı koyarlar. Tabii Orada isim olan ve sıfat olan güzel kelimeler okunabilir. Hı hı. Mesela İbrahim değil mi? Ve İsmail, peygamberlerin isimleri geçiyor. Mübarek yerlerin isimleri geçiyor. Mübarek kelimesi bile isim olur. Mukaddes kelimesi bile isim olur. Evet. Hocam bir izleyicimizin sorusu var. Duş almakla alakalı. Bunu sık sık soruyorlar. Oruçlu duş almak e, orucu bozar mı ya da sakatlar mı gibi böyle sorular Bozmaz. var. Bozmaz. Oruçlu ağzından su girmedikçe, bu daha çok denizlerde olabilir veyahut da e, gusül yaparken, gusül abdesti alırken ağzını çalkalamak durumunda olan insan, ağzını yıkamak emrini yerine getirirken su her an kaçabilir. Tehlikelidir. Burnundan da kaçabilir. Hele böyle gölet gibi bol suyun içine girmiş de banyo yapıyorsa tehlikeli olur. Bunun hükmü şudur. Bir kimse efendim, cünüp olmuşsa, ihtilam olmuşsa, rüyada efendim, cünüplük hali hasıl olmuşsa, oruçlu iken bu hal onun orucunu bozmaz ve gündüz kalktığı zaman, uyandığı zaman hemen gusül abdestini alır. Bir mahsuru yoktur ve hatta lazımdır. Ama ya biraz terledim işte, biraz sıkıldım, yoruldum. Bir duş alayım da ferahlayayım derse biliyor, de, duş almak şeklinde olabilir, bir havuza girmek, bir denize girmek şeklinde olabilir. Bunları efendim, mekruh olan işlerdendir deniyor bu. Yemeğin tadına bakmak, yutmamak şartıyla, efendim, e, serinlemek niyetiyle e, banyo yapmak, bunlar namazda mekruh, e, oruçta mekruh olan şeyler. Ne demek? O oruca etmemekten dolayı sevabının gitmesine, gitmesine sebep olur demektir. Ama bozulan, bozan bir husus değildir. Evet, Hocam bir izleyicimiz de e, karıncalarla alakalı sormuş. Evin her yeri e, zaman zaman karınca e, oluyor. Bunları e, gidermek için ilaç kullanmak e, vicdanen de rahatsız oluyoruz aslında ama diyor bunları öldürmek caiz midir diye yani soruyor. Başka türlü defi mümkün değilse, giderilmesi mümkün olmazsa Efendim, e, tabi bir ilaç kullanarak öldürmek caiz olur. Hı hı. Yani zarar veren şeyin katli vaciptir denir. Yani insana bir zarar veriyorsa bir böcek, bir sinek efendim, bir karınca hatta insan olsa bile hı hı. insanın vatanına, milletine, canına kasteden insanları bile öldürmeye cevaz verilmiş ya, hı hı. bu hayvanları da böyle olur. Onun için tabi daha çok onların e, kaçtığı ilaçlar vardır. Eskiden bizim e, pire tozu derdik. Pireler için ekerlerdi. Hemen karıncaların e, etkilendiği tozlar var. Eczacılar bunları bilir. Bunları kullanmak e, iyi olur. Yani bizatihi öldürmek yerine tek tek hı hı. böyle yapmak belki kaçar, kurtulur deriz. Hatta bu konuda ağaçların, odunların, sobada yaktığımız odunların bile karınca sarsa, her tarafı karınca olsa ne yapılır diyor. Onun bile hükmü var. Bu şair Efendim Kanuni Sultan Süleyman'ın bir şiiri var. Bu konuda biliyorsunuz. Karınca ağacı sarınca evendim Bunu öldürürsen ne olur? Yarın ahirette Allah Karıncanın hakkını sorunca Diye böyle bir şiir vardır. Meşhur geçen Onun için insan hayvanların Küçük de olsa öldürmemeye Bakmalıdır. E, odunlara bile şöyle diyor. Oduna karınca Sarmışsa o odunun Mutlaka yakman gerekiyorsa mümkün mertebe diyor, silkelersin, karıncaların gitmesi için epey uğraşırsın. Hı hı. Ama bu arada kalmış olanlar olursa günah olmaz diye fıkıh kitaplarında bu manada bir hüküm hı hı. bildirilmiştir. O zaman böyle hayvanları küçük olan hayvanları mesela e, öldürmek, bir kere de öldürmekten falan akrep için bile bahsediliyor hocam yakmamak ve suda boğmamak ee, lazım gibi galiba, değil mi? tabii mesela kedi öldürülecekse köpek öldürülecekse vurarak sopayla vurarak değil keskin bir bıçakla bir anda kız e, diyor öldürmelidir böyle şeyleri çünkü bazılarına hastalık bulaşabiliyor etrafa tabii, zarar, zarar veriyor, veriyor. bir edilmesi olabiliyor. gerekebiliyor onlara bile acı çektirmeden yani değil mi evet, hayvanlara dahi yani. acı çektirmemek gerekiyor Hayırlı sohbetler hocam ben Konya'dan Söyle. hocama sorum Namazda Fatiha-i Şerif'ten Şerifeden sonra zamlı Sure'yi 2 3 4 sefer okuyabilir miyiz? Şimdiden teşekkür ederiz demiş. Ama soru biz kendimize göre açalım. Çünkü burada tam anlaşılmıyor. Acaba bir rekatta Fatiha'dan sonra aynı sureyi birkaç kere okumak mı yoksa iki rekatta bir, Tabii ikinci rekatta, ikinci da, rekatta da aynı sureyi okumak. okumak mı? Üçüncü rekatta da aynısını okumak. Onda kerahet vardır buyuruyor. Okumamalıdır. Ama bilmiyorsa doğru ezberinde başka bir sure yoksa okumakta bir mahsur olmaz. Ama bile bile yapması mekruh olur buyuruyor. Hocam bir izleyicimiz gönderdiğiniz kitap kitaplar için teşekkür ederiz demiş. Kitabımız demek ki eline ulaşmış. E, hasta bir oğlu varmış olur onun için de dua istirham ediyor Şimdi ve, şifalar ve versin. son 30 saniyemiz böylece duanızla bütün dinleyicilerimizin bütün din kardeşlerimizin Hepsine sıhhat, afiyet, iman ve hidayet nasip eylesin. Abi. Memleketimizi ve bütün İslam beldelerini afat-ı semaviyeden ve afat-ı araziyeden, gökten ve yerden gelen afatlardan muhafaza eylesin. Kahtu galadan, taunu beladan, şemate de adadan muhafaza eylesin. Her türlü kıtlık, yokluk, düşmanların sevinmesine sebep olacak bir bela ve musibete düşer kalmaktan, efendim, e, salgın hastalıklardan, Hepimizi muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak hepimize imanla yaşayıp son nefesimizi imanla vermeyi ve cennetine giren kullarından olmayı nasip eylesin. Aa, çok teşekkür ederiz. Ağzınıza ha. sağlık. Efendim böylece programımızın da sonuna gelmiş olduk. Hayırlı sahurlar diliyoruz. Yarın aynı saatler arasında inşallah görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Diyoruz.